Zeynepler Şeydahil'den herkese merhaba. Bu videoda pirinci tel tel ayrılan ve hafif bir lezzet olan tencerede tavuk kapama tarifi paylaşıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli olan tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak tencerenin içerisine 7 tane tavuk butu alıyorum ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve üzerini kaplayacak kadar da su döküyorum. Ocağa alıyorum ve ocakta haşlıyorum. Tavuklar haşlanırken diğer taraftan da sebzelerini hazırlıyorum. Sebze olarak bir tane patlıcanı alaca şekilde soydum ve şöyle birer santim genişliğinde doğradım. Ve bir tane orta boy patatesi de yine birer santim genişliğinde halka şeklinde doğruyorum. Bir patlıcan, bir tane de patatesi bu şekilde hazırlıyorum. Tavuklar ocakta pişerken diğer taraftan da hazırladığım sebzeleri kızartıyorum. Sebzeleri kızdırmış olduğum yağın içerisine atıyorum ve önce bir yönünü, daha sonra da diğer yönünü kızartıyorum. Kızarttıktan sonra fazla yağını çekmesi için kağıt havlunun üzerine alıyorum. Haşlanan tavuklara bakıyorum ve şöyle biraz çatal içerisine giriyorsa, biraz yumuşamışsa ocaktan alıyorum. Daha sonra haşlamış olduğum tavukları şöyle bir tavanın içerisine diziyorum. Ben burada tava kullandım çevireceğim için. Ama uygun bir tencere de kullanabilirsiniz. Ve şöyle aralarına da kızartmış olduğum sebzeleri diziyorum. Hem haşlamış olduğumuz tavuğun suyunu kullanacağımız için, o da biliyorsunuz biraz yağlı. Hem de patates ve patlıcanı yağda kızarttığım için ekstra yağ ilavesi yapmıyorum. Ve tuz ilavesi de yapmayacağım. Çünkü tavuğun suyunda tuz vardı ama dilerseniz siz ilave edebilirsiniz. Ben biraz hafif olsun istedim. O yüzden tuz ilave etmiyorum. Ve üst kısmına da 3 su bardağı kadar pirinci yıkadım. Ve pirinci de bu şekilde seriyorum. Ben 3 su bardağı pirinç kullandım. Dilerseniz 4 su bardağı pirinç de kullanabilirsiniz. Yani pirinç miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. 3 su bardağı pirinç kullandığım için 6 su bardağı da su ilave etmem gerekiyor. Yani ne kadar pirinç ekliyorsanız onun 2 katı kadar da su eklemeniz gerekiyor. Haşlamış olduğum tavuk suyunu kullanıyorum. 6 su bardağı kadar tavuk suyunu bu şekilde üzerine her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Ocakta pişiriyorum. Önce kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynamaya başladıktan sonra da orta ve kısık ateşe yakın alıp o şekilde yavaş yavaş pişiriyoruz. Pişen pilavı şimdi ocaktan aldım ve hemen servis etmiyorum. Bir 10 dakika kadar demlenmesini bekliyorum. 10 dakika sonrasında kapağını açıyorum. Ve daha sonra servis edeceğim tabağın içerisine ters çeviriyorum. Servis ederken bir tane tavuk ve pilavdan tabaklara o şekilde pay edebilirsiniz. Yapımı gördüğünüz gibi son derece kolay. Hem pilavı tel tel ayrılan hem de hafif bir pilav tarifi. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Kıvamını göstererek size veda ediyorum. Görüyorsunuz pilav da tane tane ayrılıyor. Et de gayet güzel pişmiş. Bu lezzetli tarifi kaçırmayın diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Benden şimdilik bu kadar. Her şeye gönlünüz olsun. Hoşça kalın.